Merhabalar değerli meslektaşlarım, değerli izleyicilerimiz. Ben Avukat Aliye Özge Çakmak Kayabaşı. Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen online eğitim programının 13. haftasında bugünkü konumuz COVID-19 pandemi sürecinin hasta, hekim, hak ve yükümlülükleri ile sorumlulukları etkisi. Değerli eğitmenimiz Uzman doktor ve hukukçu Ahmet Erzurumlu stüdyo konuğumuz. Merhabalar hocam, hoş Merhaba. geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz, çok sağ olun. Konu çok e, önemli. Hepimizin ilk defa karşılaştığı bir süreç. Evet. Dolayısıyla sağlık hukuku açısından da, diğer disiplinler açısından da birçok şey değişti. Evet. Şimdi sizden sağlıkla ilgili kısmını dinleyeceğiz. Buyurun evet. hocam, teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Ben... Yine aynı yuvaya geldim çünkü TÜREVAK'ta da bu eğitimleri normal sağlık hukuku eğitim süreci içerisinde COVID yokken de veriyorduk. Şimdi COVID tabii sağlık hukukunda çok değişkenlikler yarattı. Nasıl ki tüm bilim ya da tüm maddi manevi bilimsel faaliyetlerde değişiklikler yarattıysa dinden tutun her şeye hmm. kadar sağlık hukukunda da temel etkiler çok oluşturdu. Niye? Çünkü ortaya bütün dünyada toplam 1 gramın altında bir ağırlığa sahip ya da bir gram kendi ölçüsü mikronlarla ifade edilecek şeyleri görmediğimiz bir mikrobun ortaya çıkmış olduğu bu sonuç makro ve uluslararası supranasyonel değişiklikler oluşturur. Dolayısıyla bu değişiklikler içerisinde tıp hukukunun da temelinde hasta, hekim, hekimin parantezini açarsak sağlık çalışanları, artı hastaneler, bunlar kamu, özel hastaneler ve nihayetinde devlet yani bir dörtlü bağlantının ortaya çıkarmış olduğu bir ilişkiler. Haliyle bu dört bağlantıda da çok etkin bir takım farklı gerekler değişikliklere sebep <laughs> oldu. Bunlar içerisinde ben bazı terimleri TÜREVAK'taki eğitimlerde de önceden verip bir puzzle'ın parçalarını verdikten sonra daha sonraki sunumlarla beraber birleştirilmesini sağlıyordum. Yine burada bir iki tane tanımı vermek istiyorum. Çünkü bu tanım bizi COVID'le ve süreçle ilgili çok net bilgilerle donatacak. Ve ona göre de hukuki değişkenlikler bunun üzerinde olacak. Öncelikle şu en mikro düzeyde Covid-19 mikrobundan bahsedeyim. Biliyorsunuz aslında tek hücreli canlı demeyeceğim ama bunlar mikroorganizmalar stilinde işte mantarlardan streptokok, pneumokok bir takım diğer özellikle bakterilerden ve bunların içerisinde bir de virüs grubu. Virüs grubu aslında tek başına yaşayan canlılar değil. Virüsler bir canlıya bağlı olarak yaşayan özel yapılara sahip bir bir oluşum. Şimdi vücutumuzda zaten bizim latent yani baskılanmış derecede herpes gibi işte uçuk ya da bir takım oluşumlar gibi virüslerimiz var. Ama bu virüs sahneye çıkınca insandan insana bulaşan ve biliyorsunuz ilk çıktığında da Kasım Aralık süreci içerisinde Çin'den başlayan ondan sonra yayılan 10 Ocak'ta da dünyaya doğru uzanan dünyadaki diğer ülkeleri de etkileyen 11 Ocak'ta özellikle kendisinin genetik kodu çözülen daha sonra Şubat döneminde biraz daha alevlenen Türkiye Cumhuriyeti'nde de bizim Mart sürecinde de başımıza gelen bir etki, bir mikrobik yayılan bulaşıcı bir hastalık. Bu arada burada pandemi, endemi, epidemi cümlelerini ve kelimelerini de açmak istiyorum. Çünkü daha sonraki süreçte bunların etkileri ve alacağımız önlemler ulusal, uluslararası ve bölgesel nitelikleriyle hukuk süreçlerini etkileyecek. Pandemi diyoruz. Çünkü niye pandemi diyoruz? Bütün dünyayı kapsayan bir mikrobik etkilenme olduğu için. Eğer ki dünyayı toptan kapsayan olmasaydı pandemi demeyecektik. Ne diyecektik? Bir bölgesel olsaydı endemi diyecektik. Nasıl bir endemik bitki ise, nasıl bir endemik bir yapılanma ise endemi dediğimizde de o bölgede. Bu bölge bir il olabilir, iller bütünü olabilir. Yani Türkiye'nin 7 bölgesi ya da Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz 8 bölgesi olabilir. Bunun önemi şu, bakın şu anda e, bilim kurulları ya da il hıfzıssıhha kurulları ya da e, nasyonal e, gruplar bölgesel kararlar veriyor. Oysa epidemi olmadığı için, bu pandemi olduğu için bölgesel kararlar ulusal ve uluslararası kararlara bağlı olmak zorunda. Bağlı olmazsa, valinin yerel olarak aldığı bir karar yetkin ve yeterli olmazsa sonuçta hukuku etkileyecek. Diğer bir tanım epidemi. Epidemi de aynı mikrobik etkilenmenin, aynı oluşumun ülkede meydana gelmesi. En küçük ülke Andorra'dan tutun, en büyük ülke Rusya'ya, Çin'e kadar uzanan, dünyayı her ülkesel bazda değerlendiren. Eğer bu tek cumhuriyetimiz de meydana gelmiş olsaydı bu bir Covid-19 epidemisi diyecektik. Ama niye pandemi dedik? Bütün dünyada. Bunun önemi ne? Bunun hemen önemini sağlık açısından şöyle vurgulayın. Bakın son dönemlerde hatta bugünden itibaren Avrupa Birliği ülkelerle seyahat ve bununla ilgili bir takım önlemlerini açtı. Dün Yunanistan komşu ülkelerle ilişkilerinde geliş gidişlerindeki bir takım belirlemeleri tanımladı. Geçen hafta bir Şipkel dergisinin yazısı vardı. Türkiye Cumhuriyeti'ne müsaade etmedi Almanya. Neden? Çünkü pandemiye uygun Dünya Sağlık Örgütü normları içerisindeki tedavilerde farklılıklar olduğunu bizim pandemi değil gibi bir epidemi gibi ülkesel tedaviler yaptığımızla ilgili vurgusu oluştu. Dolayısıyla dedi ki benim endişem benim vatandaşım sizde turizm yaparken bir COVID-19'la karşılaşırsa sizin hastanelerinizde, sizin tedavi protokollerinizde hidroksiklorokin tedavisiyle yani kinin ilacıyla ilgili net sonuçlar ya da bununla ilgili yan etkiler net olmadığı için o tedavi yapacaksanız ben buna müsaade etmek istemiyorum dedi. Yani bu pandemi meselesi özellikle bütün dünyayı ilgilendirdiği için böyle önem taşıyor. Şimdi bu pandemi olgusu tabii ki tıp hukukunun temelinde. Tıp hukukunun temelinde ne var? Türkiye Cumhuriyeti tıp hukuku konusunda ülke ve uluslararası düzeyde biyotip sözleşmesiyle ve uluslararası bütün sözleşmeleri beraber en üst düzeyde hasta haklarını koruyan bir ülke. Dolayısıyla hasta hakları, hasta yükümlülükleri ile hekim hakları, hekim yükümlülükleri ciddi etkilendi. Artı bununla birlikte sorumluluklar da etkilendi. Şimdi hastakları hep tabii ki bir temelde biz neye gidiyoruz? Ondan önce bir yaşam hakkı var. Yaşam hakkı en temel hak. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde sert çekirdek. Dolayısıyla yaşam hakkından hiç kimsenin taviz verme ve bundan uzaklaşması mümkün değil. Ve yaşam hakkı, insan yaşamı kanunun koruması altında. Daha sonra hasta hakkından önce gelen nedir? Bir, bu yaşam hakkıyla birlikte sağlık hakkı var. Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız kişinin hakları ve ödevleri başlığında ikinci bölümde madde 17'de bir yaşam hakkını garanti altına alıyor. Kanun da bunu koruyor. Daha sonra sağlıklı olma hakkı var. Sağlık hakkı da yine Dünya Sağlık Örgütü'nün anayasasında Almata bildirgesinde yalnızca hasta ya da sakat olmama değil fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda tam bir iyilik hali olarak tanımlanıyor sağlık hakkı. Şimdi bu açıdan baktığımızda yaşam hakkı, sağlık hakkı ve en kutsal bu haklar devletin koruması altında. Bir de bu sağlık hakkı yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının madde 56'sında oldukça konulmuş. Devletin burada görevleri var. Saygı duyacak, koruyacak ve aynı zamanda gereğini yerine getirecek. Bu yükümlülüklerin üçlüsünü devlet yapmak zorunda. Şimdi bunlardan başladığımızda sosyal şartlar, Avrupa sosyal şartı, biyotip sözleşmesi, uluslararası hukuktaki sağlıkla ilgili gelen yazılar, bilgiler, anlaşmalarımız bunu koruyor. Hasta hakkına geldiğimiz zaman Şimdi hastakları sağlık hakkı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde son olarak yönetmelikle oldukça önemli derecede bizim vatandaşlarımıza sunulmuştur. Devlet özellikle bu hakların korunması ve bununla ilgili gereğini yerine getirmesi ve buna karşı yaşam hakkı, sağlık hakkındaki şartları tam olarak uygulamaktadır. Hastakları sadece kişilerin, hastaların insan hakları koşullarında hizmet alanlarını amaçlayan, amaçlayan haklardır. Şimdi bu haklar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşayan bütün insanlar söz sahibidir, hak sahibidir. Özellikle uluslararası belgeler ya da bildirgelerle korunmuştur. Bakın hastaklarının temelinde, şimdi sayacağım ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin hekimleri tarafından ilk çıkarıldığı söyleniyor. Hayır, Hipokrat yemini hastaklarının temelidir. Çünkü biz yemin ederken hekimler, Anne karnında düştüğü andan itibaren Ceni'nin her türlü konuda sağlığı ile ilgili, yaşamı ile ilgili, sağlıklı ilgili bütün her şeyi sağlayacağımıza yemin ederek başlıyoruz. Dolayısıyla hekimlerin yemini hastakların aslında en temel birinci belgesidir. Ama uluslararası belgelere baktığımızda hastakları Lisbon bildirgesi, Amsterdam ve diğer saralı bir takım belgelerle ve biyotup sözleşmesiyle korunmaktadır. Şimdi Covid hastaklarında ne yaptı? Şimdi hastakları tabii bizim sağlık hukukunun temeli dedik ve hastanın o kadar çok gerçekten güzel hakları var ki ama bu haklar etkilendi. Şimdi bu haklara yönetmeliğe de bağlı olarak birkaç cümleyle değinmek istiyorum. Örneğin sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı var hastamızın. Şimdi adalet ve hakkaniyet uygun olarak faydalanma hakkı var. E bu hak şimdi etkilendi. Evet adaletli ve hakkaniyet uygun faydalanıyoruz ama istediği şekilde istediği yere gidebilme hakkından uzaklaştı. Sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı var. Bu hakta kısıtlamamız olmadı. Niye? Türkiye Cumhuriyeti özellikle sağlık sisteminde devletin üst düzey kontrolüyle beraber bu hakkı yani sağlık hizmetine ulaşma hakkını çok etkin COVID sürecinde sundu. Neden? Biz Aralık döneminde Çin'de başlayan bu COVID ile ilgili olarak gereken önlemleri aldık. Gereken ilaç ya da bununla ilgili bir takım planları, projeleri oluşturduk. Ve Mart ayında bizde çıktığında ki bu önceden de zaten planlanan tasarlanmış bir takım çalışmalarla beraber bizim buna hazırlıklı yaklaşmamız bizi bu konuda etkin kıldı. Malum basından da takip ediyorsunuzdur. Yoğun bakım yatak sayımızın oldukça yüksek sayıda olması artı solunum cihazımızın bununla ilgili desteklerimizin çok iyi olması ve Türk tipi tedavi protokollerinin kişiye özel tedavi şekillerinin varlığı burada bizi çok daha etkin hale getirdi. Şimdi hastanın en önemli bilgi isteme hakkı, hastanın bu hakkı zaten hekimin ve sağlık çalışanlarının yükümlülükleri içerisinde. Bilgi isteme hakkı konusunda COVID, bu bahsettiklerimiz COVID sürecindeki COVID hastası ile ilgili. Hasta, hastanede tedavi olurken Tabii ki kendisine bu konuyla ilgili olarak şuuru açıksa ve bu konuyla ilgili bütün bilgiler ona sunulması lazım. Nasıl bir hastalık olduğu, bu süreçte nasıl yatacağı. Çünkü yoğun bakıma gelmeden önceki geçiş periyodunda bulunduğu yer, daha sonra yoğun bakım süreçleri derken bütün bilgileri alma hakkında bir sıkıntı yok. Diğer bir hakkı sağlık kuruluşunun seçme ve değiştirme hakkı. Bu hak normalde var olan tıp hukukunun temelinde istediği yere gider, istediği hekimi, istediği ekibi seçer ama bu hak şimdi yok. Niye? Çünkü siz Covid ile ilgili hastalandıysanız normal prosedür neydi? Arıyorsunuz, 112 sizi geliyor, evden özel şartlarda alıyor, ambulansa koyuyor ve planlanan Covid olarak tedavilerde planlanmış bir hastaneye, şehir hastanesine, resmi kurum hastanesi, üniversite hastanesine götürüyor. Kamu gücünün etkisiyle giden hasta orada tedavisine hayır ben bu kuruluşa gitmek istemiyorum şu hastaneye gideceğim şu üniversiteye gideceğim deme şansı yok. Seçmek ve değiştirme hakkı yok. Bakın bu hak mutlak güzel bir hakken artık gitti. Personeli tanıma seçme ve değiştirme hakkı var. E bu da yok. Ben Doktor Ali Bey istemiyorum. Doktor Fatma Hanım benimle ilgilensin. Hayır. Tanıyabilirsiniz. Ama seçmek, ben bundan tedavi olacağım, değiştirmek, ben bundan mutlu değilim. Öyle bir tablonuz söz konusu olamadı. Bunlar mutlakiyetten eğer haklı sebepleriniz varsa değiştirebilmek konusunda hemşirenizi ya da yetkin ve yeterli bakımda bazı değişiklikleri oluşturdunuz. Şimdi seçim hakkı yine bu genel bir hak bütün detaylarıyla birlikte yok oldu. Yani özellikle bu değişti. Daha önce haklarımızdan öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı vardı. Ben ne kadar bekleyeceğim, ne zaman alınacağım? E bunlar da gitti. Yani artık tamamen devletin kontrolündeki bir hasta ve hastanın Etkilerinin, tedavilerinin, süreçlerinin belirlendiği hastanın burada söz sahibi olamadığı, hak sahibi olamadığı bir süreç ortaya çıktı. Niye? Daha önceden, bakın, daha önceden Türkiye Cumhuriyeti'nde babacan hekim, paternal hekim modeli eskilerde varken yoktu, ama şimdi bu modelle beraber paternalist hekim modeli ortaya çıktı. Yani kuralları hekim tarafı, hastane tarafı, idare tarafının koymuş olduğu. Hastanın bunda çok az etkileri olduğu ve pasifize olduğu. Birlikte karar verdiği süreçten uzaklaştı. Şimdi bakın tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi, bakım hakkı. Evet bu hakkımız doğru. Tıbbi tedavilere uygun. İşte konuşmamın başında vermiş olduğum özellikle pandemi ve epidemi olgusunda buna gelmek istiyorum. Bakın tıbbi gereklilikler. Hangi gereklilikler? Hasta yabancıysa Hatta sağlık turizmi yapalım ya da yapmayalım. Buraya gelen bir turistin hastalanması konumunda Almanya'nın da söylediği gibi ben pandemi gerekliliklerini sorgularım. Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu net tedavi protokollerini isterim dediğinde işte tıbbi gereklere uygun teşhisin, tedavinin ve bakım hakkı. Bu konuda Türkiye yine çok üstün bir performans sergiledi. Neden? Elindeki sağlık ordusunun gücü, bilgisi, deneyimi, Artı makina tesisat hastane kapasitesinin çok çok iyi olmasıyla beraber kendine uygun protokoller oluşturdu. Hatta çok etkin PCR testlerle birlikte sadece kalmadı ve hastalığın tanısında ve takibinde dünyada hiçbir ülkede olmayan çünkü bu kadar cihaz ve donanım onlarda yok tomografi ile akciğer takipleriyle çok güzel hasta tanı tedavi takiplerini oluşturdu. Yani bu hak konusunda sıkıntılı olmadı bizim vatandaşlarımız ya da hastalarımız. Tıbbi gerekliler dışında müdahale yasa. Evet bu yasak var. Ama maalesef ki de ilaçlar, hastalık, mikrop çok net daha önceden bilinmiyor. Covid mikrobu bu virüs mutasyon dediğimiz değişkenliklere uğruyor. Binlerce değişikliğe uğramış. Hafifleyebiliyor, etkilerini değiştirebiliyor. Kişiden kişiye farklılıklar oluşturabiliyor. O zaman siz de elinizde bir protokol olarak ben bu tedaviyi bu şekilde bu şartlar altında şu şekilde uygulayacağım. Net tanım budur diyemiyorsunuz. Tıpta zaten şöyle bir gerçek vardır. Nedir? hastalık yok, hasta vardır, gerçeği vardır. Yani her hastalık her şahısta aynı mikrop farklı tezahür eder, farklı gelişmeler ortaya koyar. Nitekim bir aile COVID'e yakalandığında anne baba sağlıklı iken genç bir insanın vefat ettiğini ya da annenin vefat ettiğini babanın sağlıklı olduğunu gördük. Yani mikrop herkesi farklı etkiledi. İstatistiklere baktığımız zaman yabancı ülkelerde çok yüksek yaş gruplarında görülürken bizde daha gençlere doğru ulaşmaya başladı. Hatta son dönemdeki istatistik veriler bizim 45 yaş altına 20-45 bandında orantılarımızın dünyaların çok dünyadaki orantıların çok üzerine çıktığını gördük. Yani burada tıbbi gerekliliklerin dışında yasaklar, ötenazi yasağı zaten bu konu her zaman için doğrudur. Tıbbi özen gösterilmesi hakkı bakın tıbbi özeni Biraz önce saydığım nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti Covid hastasına oldukça fazla gösterdi. Öyle gösterdi ki çünkü şu anda Covid nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nde bireysel hastalıklarından öte toplumsal ya da toplumun sağlığı ön plana geçti. Bakın 1930 yılındaki Umumi Hıfza Kanunu ön plana geldi. Cezalar dahil toplumun bu hastalığa karşı daha hassasiyeti, daha duyarlı davranmasının gerekliliği ön plana çıktı. Kayıtları inceleme hakkı, isteme, isteme hakkı. Bunlarda sıkıntı yok. Bunlar var. Kayıtların düzeltilmesi hakkı. Tabi bu arada kayıtlar dedik. Kişisel sağlık verileri, kişisel verilerin korunması kanunundan biraz uzaklaşıldı. Bunlarla ilgili sorunları önümüzdeki süreçte yaşayacağız. Ama burada kamu... Bir şey mi? Söyledim? Yok yayından önce sormuştum size hocam evet. bu durumu. Hasta olan kişinin ismi işte WhatsApp gruplarında en yakın aklıma gelen örnek. Bir yazı mesela saniyeler içerisinde 3-5 farklı gruptan gelebiliyor. Oradan bakıyorsun sen. Doğru. Adliyede çalışan şu kişi işte Covid hastası olmuş. Aynen dediğiniz gibi sadece onun ismiyle Covid hastası değil, onunla ilgili tetkikler ve yani kişisel tabii, sağlık verileri süreçte, de ortalarda dolaştı. Tabii, tabii. Daha sonra biraz daha toparlanma başladı. Ama neticede şimdi bizim burada e, sıkıntımız kamu sağlığı açısından da bazı önlemler Alınmış. alınırken Türkiye'de kervan yolda dizilir formülü var ya. Bir de şu bilinmediği için şimdi adliyede diyelim ki çalışan bir memur COVID hastası olduğu durumda kiminle muhatap oldu evet. o süreçte? Avukat mı gitti yanına, stajyer avukat mı, vatandaş İnanın, mı? E... Bu şekilde bilgi paylaşılmak zorunda kalındı diye düşünüyorum. Doğrusunuz maalesef. Bunlar işte getirdiği dezavantajlar. Şimdi mesela burada bir ayrımcılığa uğramama hakkı var. Bu çok önemli. Gerçekten biz ayrımcılık yapmıyoruz. Yapmadık. Ama Avrupa'daki bir takım ülkeler ayrımcılık yaptı. Burada işte ırk, dil, din, cins değil. Yaşa göre tedavi şekillerinde elindeki tıbbi imkanları triyajda daha farklı kullandı. Çok yaşlılara ben solunum cihazını bağlamak yerine daha farklı yapılanmalara gitti. İtalya, Çok fazla yüksek sayıda evet. insanların yoğun bakımda ya da işte bakım evlerinde rahmetli olduklarına şahit olduk. Hastaklar üzerindeki en önemli değişikliğini... Mutlak bir hak olan tedaviyet hakkında ortaya çıkarma. Bakın bu tedaviyet hakkında hukuk hocalarımızla hep böyle tartışmalı gruplarda, ortamlarda karşılaşıyoruz. Hastanın tedaviyet hakkı vardır. İstemiyorum der, yazılı bilgisini, onamını alırız ve biz tedaviyet hakkını hastaya kabul ederiz. Ama şimdi burada kamu sağlığı ön planı olduğu için bu mutlak hak yok oldu. Tamamen sıfırlandı mı? Hayır. Ama covidli bir hasta ben asla tedavi olmayacağım dediği zaman doğru biz onu izolasyon ama izolasyon yetmez nedir? tecrit. Tecrit tamamen onu bağımsız ayrı bir yerde kontamine olmayacağı diğer insanlardan ayırdığımız yani bu durumla ilgili tedavi ret hakkı yine var ama tamamen eskisi kadar mutlak değil. Ama sonsuza kadar ortamda yaşayamayacağına göre. Ama bunun bir süreci var ya. O iyileşiyor tedavi iyileşebilir de iyileşemeyebilir. İyileşemeyebilir de daha kötü olabilir. O zaman o destekten beni işte canlandırmayın, solunum cihazına bağlamayın, do not gibi bir takım uygulamalar isteyebilir ama orada da bilincini kaybedene kadar bu hakkını kullanıyoruz. Aynı hapishanedeki işte ölüm oruçları gibi, onlarla ilgili hukuki statü gibi. Ama burada mutlak olarak bizim izolasyon, tecrit, nasıl şimdi Covid pozitifleri apartmanda ya da herhangi bir yerde ya da iş dünyasında çalışma ortamında kapatıyoruz, tecrit ediyoruz, 14 gün karantinaya alıyoruz ya. Burada karantinadan daha sıkı bir uygulama yapmamız gerekiyor. O yüzden bu hep tartışılıyor. Tedavi hakkı sıfır değil. Var ama çok daralmış. Şimdi onur ile ölme hakkı var. Evet bu da doğru. Bu hakkı da çok önemli önemsiyorum. Neden? Hastaya bu süreç içerisinde bir takım deneysel çalışmalar yapılıyor. Bu deneysel çalışmalar aslında o ilacı denemek ya da o tedavi denemekle ilgili değil. O süreç içerisinde şunu da yapınca başarılı olduk, bunu da yapınca bunu basından da duyuyoruz. Bakın son dönemde Diyarbakır'da bir e, ultraviyole ışığı ile tedavide daha hmm. etkin. Çünkü virüsü öldürücü bir takım sistemler var. Isı sistemlerinin etkili olduğuna dair. Yani bunlar deneysel çalışmalar olabilir ama hasta istiyor bunu. Nasıl istiyor? Bana bu süreç içerisinde çok ilginç hekim hastaların yakınlarından ailesinden şöyle sorular geldi. Biz hastamıza hekimimize ozon tedavisi de yaptırmak istiyoruz. Yaptıramazsınız dedim. Neden? Çünkü o artı elimizdeki bizim ulusal protokolü göre tedavi oluyor. Onun protokolünde sizin isteğiniz bir anlam ifade etmez. Yani hastanın bana şunu yapın bilinci de açık olsa Hı -hı. kapalı da olsa ben bunu istiyorum deme durumu yok. C vitamini çok etkili diyorlar. İşte bununla ilgili bakın koruyucu Hı -hı. tıpta da bir takım sıkıntılar oldu. Hidroksiklorokin o kilin ilacı Türkiye'de üretilmeye de başlandı. Türkiye bu konuyla ilgili haftalık dozlarla birlikte almaya başladı. Ama bunun yan etkileriyle kardiyak etkileriyle ilgili bir takım sorunlar çıktı. Hı -hı. O sorunların orantıları çok değişik geldi. Onun için Avrupa Birliği dedi ki net olmayan ilaçları ya da burada Algoritim dediğimiz tedavi ritminde yer almayan ilaçları deneysel olarak kullanmanızın çok anlamı olmuyor. İşte o zaman bu pandemi, endemi, epidemi önceliğinde vermiş olduğum düzleme geldik. Hasta hakkında onuruyla ölme hakkı, özel yaşama saygı hakkı artık burada kalmadık. Çünkü bir kişilik evet. hakkıdır ama nasıl yapabiliriz? Yani siz e, mutlaka daraldı. Bakın sadece hasta olmak değil, toplumun sağlığı açısından devlet bir takım kurallar koydu. Ve neticede yaz, yazmış olduğu işte... İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, seyahat yasağıyla yani oldukça etkin sadece hasta hakkı değil insan hakları konusunda ne kısıtlamalara doğru gittik. Yaşamın izinde saygı hakkı var. Evet bakın gizlilik de gitti. Niye? Gitti. Toplum sağlığı açısından. Hayat eve sığar diye bir uygulama kullanıyorum mesela ben de telefonumda. Evet. Ne, Neredeyse herhalde onu takip ediyor bir sistem. Etmesine rızam var ama. Evet. Niye? Hani Doğru. Bilinebileyim. Evet. Mesela vicdani kanaat ve inançlara saygı yani. hakkı. Evet inançlara saygılayız ama bunun gereklerini yatıracağım, yerine getireceğim diyerek tedaviye etkileyecek olumsuzluklar yaratacak bir takım süreçlerden de uzaklaşılmış oldu. Bilgilerin gizli tutulması bakın işte çok önemli bir noktadayız. Bunu sağlayamadık, sağlayamıyoruz. Neden? Çünkü o bilgiler ışığında diğer daha sonraki hastalara yapılacak tedavi algoritmalarında daha etkin, daha sonuç odaklı bir takım gelişmelere doğru ulaştık. Ancak kişisel verilerin korunmasıyla yani anonimleşmenin sağlanması tanımlanmayacak şekildeki bilgi paylaşımlarıyla söz konusu olabilecek durum oldu. Ama burada bilgilerin gizli tutulmasına niye uzaklaşıldı? O kişinin nerede hastalandığı, o marketi etkilediği, oradaki diğer çalışanlarla iş hukuku açısından birçok etkinlikler oluştu. Yani Covid Hasta haklarında müthiş derecede sıkıntılı süreçler ortaya çıkardı. Değiştirdi. Tabii bu değişiklikleri de haliyle mutlaka oluşturması gerekiyordu. Ne yaptı? Daha önceden pasifize olan hastanın yükümlülükleri ön plana gelmeye başladı. Hasta olmadan da yükümlülükleri ön plana gelmeye başladı. Mesela burada ne yükümlülükleri var? Bakın. Hasta yükümlülüklerinde mesela hastanın kendi sağlığı ile ilgili alacağı bir takım işlemler var. Bu yükümlülüklerden kendi sağlığını koruma yükümlülüğü var. Şimdi bakıyoruz basından da izliyoruz. Türk insanının bir grubu virüs neymiş ben ona inanmıyorum diyor. Ya da aman işte Allah'tan geldi, şöyle olur. Hani ben eleştirdiler, yaklaşmıyorum ama burada kendi sağlığını koruma yükümlülüğü ön plana gelmeye başladı. Neden? Diyoruz ki mesafenizi koruyun, maskenizi takın, beslenmenize dikkat edin, immünitenizi daha güçlü hale getirin. Dün değil evvel gün bir hekimin açıklaması var. Spor yapıyorum, dinamiyim, gencim, müthişim. Bana hiçbir şey olmaz sanıyordum. Altım, yani dünyamı değiştirdi diyor. Dolayısıyla kişisel sağlığın koruma yükümlülüğünü artırdı. İşbirliği hükümünü ortaya çıkardı. Şimdi zaten sağlık hukukunun temelinde hastaların hekimiyle işbirliği çok önemli. Ne gibi işbirliği? İşte buradaki bilgi sunması, yaşadıkları tedaviyi doğru uygulaması, randevuya gelmesi bunlar klasikti. Ama şimdi Covid'de randevuya geldin diye bir şey yok. Zaten seni alıyorlar götürüyorlar. Yanındakileri bırakıyorlar. Oradaki karantinaya uymak zorundasın. Karantinaya uymadığın zaman cezanı alıyorsun. Bununla ilgili diğer kişileri etkiliyorsun. E tedavinin doğru yapılması. Evde tedavi protokolleri var. Hastanede tedavi protokolleri var. Hekimler bile tedavi protokollerinde birazdan geleceğim hekim tarafına değişikliklere gidemediler. Çünkü bireysel değişiklikler minik yapabilirsin ama esas Ana kaynaktaki tedavilerden uzaklaşamazsınız. Bakın hastalar açısından ne çıktı? Katlanma yükümlülüğü. Şimdi bu katlanma yükümlülüğü çok önemli. Tıbbi müdahale katlanma. Ben onu istemiyorum. Hayır. Siz toplum sağlığı için bireysel sağlığınızdan fedakarlık etmek zorundasınız. Üzerinizde yapılacak olan o uygulamaya, o solunum cihazına bağlanmasına, o invaziv dediğimiz delmeli işlemlere aslında normalde hukuk uygun tıbbi müdahale yapılıyor. Onlar hukuk uygun olmasa ne suçu? Adam yaralama, adam öldürme suçu işleniyor. Deliyorsunuz yani. Bunlara katlanma, kendi geleceği hakkında karar verme yükümlülüğü vardı hastanın. Ama bununla ilgili işte bir değişiklik, kendi geleceğini kendi belirleme hakkına sahip değil. Tamamen devletin kontrolü, hatta özelinle değil. Covid sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, devlet, tabii devletin sağlık hizmeti sunumu içerisinde üniversiteler de devlet. Özel üniversiteler, yani onlar da vakıf üniversiteleri de kanunla kurulduğu için devlet. Yani onlar da kamu sağlığı. Hepsi bu şekilde oldu. Yasal katlanma yükümlülüğü yani ne rızanın aranmadığı haller var. Bakın eskiden ne yapıyorduk biz? Şimdi tıp hukukunun temelinde hep usulsel olarak ve özellikle sağlık hukukunda sözleşme ilişkisi açısından şunu arıyorduk. Bilgilendirme ve onun dışında rıza. İlle de rıza onun yazılı olması büyük tıbbi müdahalelerde yok onun ispat yükü açısından önemli. Ama şimdi yasal katlanma yükümlülüğü yani rızanın aranmadığı bir tablo oldu. Rıza göstermesini falan beklemiyoruz. Covid'liyi tespit ettik, hastaneye getirdik. Onunla ilgili kendisinin hiçbir bir hakkı, yükümlülüğü kalmamış oluyor. Şimdi bildirme yükümlülüğü ortaya çıktı. Çok yoğun hastalıklarını, alerjilerini, özelliklerini niye? Çünkü bunlar bilmediğimiz konularda. Kullandığımız ilaçların da özellikle yan etkilerini bilmemiz bize hukuki sorumluluk getiriyor. Ama bilmediğimiz etkileri var. Bunlara advers etki diyoruz. Daha önceden bilmediğimiz ama o ilaçla birlikte kişide meydana gelen etkiler. E bunlarla ilgili de, özellik durumlarıyla ilgili de bazı bilgilere ulaşma, bildirme yükümlülükleri ortaya çıktı. Sonuçta bir ücret ödeme yükümlülüğü ve diğer kalktı. Çünkü onu devlet zaten tamamen sosyal güvenlik sistemi içerisinde bunu sağladı. Hatta özel hastanelerde bile bunu sağlamış oldu. Dolayısıyla hastanın hak ve yükümlülüklerini çok etkin ve bu süreç böyle devam ettiği sürece kalıcı tarzda etkiledi. Ve bu etkilemeye de devam ediyor. Niye? Hala mikrop oynak, değişken. Mutasyon uğruyor, değiştiriyor kendini. Bununla ilgili tedavi algoritmaları değişiyor. Bakın ulusal bazda, uluslararası bazda değişiklikler var ülkeler arasında. Dünya Sağlık Örgütü destekçisi Amerika'dan uzak kalıyor. Tedavi protokollerinde farklar oluyor. Niye? Bu arada da yeni bilimsel çalışmalar oluyor. Bilimsel çalışmalar hem tedavi edici ilaçlar bazında hem de hastalığın tedavisiyle ilgili diğer yardımcı uygulamalar bazında meydana geliyor. O yüzden konunun hasta ve hasta yükümlülükleri, hak yükümlülüklerindeki etkisi bu oldu. Hekimlere gelirsek Orada çok daha farklı bir takım uygulamalar oldu. Şimdi bu süreci tabii ki sadece işte tıbbi müdahaledeki hastalık olarak görmeyelim. Hekimin de buradaki etkinlikleri oluştu. Şimdi biraz da o konuya değinirsek hekim ve onun hak yükümlülükleri. Şimdi Covid hekimin tıbbi uygulamalarında tıbbi müdahalede de değişiklikler yarattı. Ne yaptı? Hekimle hastanın klasik olarak yan yana gelmediği ortaya iletişim cihazlarının, teknolojinin girdiği bilgilerin, verilerin bir internet sistemi, telefon sistemi yani aktarıcı üzerinden yapıldı. teletip meydana geldi. Ve bununla ilgili de teletip hukuku gündeme geldi. Bunun da bir takım yanlışları, süreçleri ortaya çıktı. Şimdi baktığımızda hekimlerin yapmış olduğu çalışmalara biz ne diyoruz? Hastaya doğru yönelmiş hekimlerden ve sağlık çalışanından vektörel etki. Biz buna o uygulamaya tıbbi müdahale diyoruz. Tıbbi müdahale yani hastanın sağlığında, sağlık neydi? Dünya Sağlık Örgütü üzerinde tanımlanmış. Hastanın fiziki, ruhi ve sosyal iyilik hali. Bu üçlüde değişiklik yapacak, temelde fizik ve ruh haline değişiklik yapacak bir müdahale. Bu müdahale sözlü ya da invaziv uygulamalı, invaziv olmayan uygulamalı olabilecek şekildedir. Yani her türlü tıbbi işleme tıbbi müdahale diyoruz. Şimdi bu tıbbi müdahalenin tabii ki hukuk uygunluğunda dört tane temel var. Bu temelden bir tanesi nedir? Müdahale yapanın hekim olması, yetkili sağlık personeli olması, hastanın bilgilendirilmesinin ve rızasının alınması. Endikasyonun var olması yani tıbbi gereklilik diyoruz yapılacak işlemlerde. Bir de güncel tıp bilimlerine ve buradaki ilim ve fenle uygun tıbbi işlemlerin yapılması. Bu dörtlüğünü arıyoruz. Bu dörtünün varlığı hukuk uygun bir tıbbi müdahaleyi gerçekleştirmeyi sağlıyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti COVID ile ilgili tedavilerde standart olarak bu dörtlüğü oluşturdu. Niye? Endikasyon vardı. Uygulayıcılar, tıp doktorları ve onların ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Bilgilendirme rıza daraldı. Hasta hakkında orada bir daralmamız oldu. Çünkü bilgilendirmek var ama rızasını göstersin ya da göstermesin. Onun üzerine gidilmedi. Çünkü niye? Aslında rıza bir karşıt işlem. Bilgilendirmenin üzerine ister rıza ver ister rıza vermez klasikte. Ama bu kalktı. Dolayısıyla yetkili sağlık personeli zaten 1219 sayılı kanuna göre birinci maddede tanımlanmış olan hekimler tıp doktoru olmasıyla Yetti. Bunu niye söylüyorum? Birazdan hekim haklarında değince bazı hekim meslektaşlarımız, ben ana branş olarak Covid ile ilgilenmiyorum niye ben öyle görevlendirildim gibi bir takım konular ortaya geldi. Onlara da açıklık getirmek istiyorum. Hızlı mı gidiyorum? Yo, çok iyi hocam. Şimdi hekim yükümlülüklerine gelirsek, hekim yükümlülükleri aslında hekimin görevleri. Hı hı. Bu görevler çok önemli, hekim haklarından çok daha önemli. Çünkü hükümetin yerine getirirsen o haklarla ilgili bir takım sonuçlara ulaşabilme durumun var. Ama hekimin sorumluluklarını şöyle bir ana hatlarını çizmek istiyorum. Bir tıbbi müdahalede olumsuzluklar yaşandığında ya da yaşanacak olması durumunda yani hukuk uygun olmayan bir takım işlemler gerçekleşirse hekimin sorumlulukları. Hekimin esas sorumluluğu tıbbi sorumluluktur. Yani bir hekim yaptığı işten tamam doğru ulusal uluslararası standartlarda tıp ilim ve uygun işlemleri yaptım. Tıbbi sorumlu. İki, etik sorumluluğu vardır. Yapılan işlemlerin etik kurallarına uygun ve sonuç odaklı olması. 3. disiplin sorumluluğu. Çünkü özellikle idare hukuk açısından kamuda görevli hekimlerin disipliniyle özelde görevli hekimlerin disiplininde de tablodalar üzerinden sorumluluk. Hukuki sorumluluk, bir zarar verdiğindeki tazminat sorumluluğu, bir de cezai sorumluluk. Cezai sorumlulukta da bizim işlemlerimiz kastan ziyade Taksir seviyesinde görülür ve bununla ilgili de cezai sorumluluk genelde adam yaralama suçu ya da adam öldürme suçu şeklinde tezahür etmektedir. Şimdi bu sorumluluklardan başladıktan sonra hekim yükümlülüklerine gelmek istiyorum. Hekimin yükümlülükleri de bu süreçte etkilendi. Klasik verdiğimiz eğitimde bunu çok güzel anlatıyoruz ama bazı yükümlülükler değişti. Bakın özen yükümlülüğü değişmedi. Siz... Covid'liyi de tedavi etseniz, Covid dışındaki hastayı da tedavi etseniz öncesi sonrası özeni göstermek zorundasınız. O gelen hastanın olması gereken şartlarda, standartlarda nelere sahip olduğu ve onunla ilgili oğlunuz, kızınız, anneniz, babanız gibi bir özen göstererek tedavi oluşturmanız lazım. Önemli bir durum kişisel edim yükümlülüğü. Yani müdavi hekim, yani hastanın sorumlu hekimi aslında belliydi, müdavi hekim diyorduk. Müdavi hekim olmadığında gece nöbetlerde vekil hekim ya da bir seyahati çıktığında, izne gittiğinde başka bir hekimi görevlendiriyordu. Ama Covid hasta da müdavi hekim yok. Kim? Nöbete göre değişiyor. Orada yatıyor. Birçok hekim ondan sorumlu. Tabii ki yine bununla ilgili kişisel edim var ama hayır. Hep birlikte karar veriliyor. Dosyada yazılıyor. İkinci basamak tedavisi geldi. Şu yapılacak, bu yapılacak. Onu Ali Bey önermişti. Tamam orderına yazmıştı. Kayıt tutulmasıyla beraber. Dolayısıyla kişisel ekim, edim yükümlülüğü değişti. Anamnez alma. Bakın anamnez almak hastaya karşınız alıyorsunuz konuşuyorsunuz. Covid süreci içerisinde konuşsanız ne zaman bunlar zaten yapıldı. Buradan alınan bilgiler neyi sağladı? Filyasyon ekibinin kimlere nerelere gideceği ve daha sonraki o taramalarla beraber kimler üzerinde testlerin yapılacağını. Anamnez alma bitmedi. Muayene etmek. Covid hastası tabii ki muayene edilmeden tedavi edilemezdi. Bu yükümlülüğü yani muayene oldu. Akciğer sesleri dinlendi. Bir takım testler yapıldı. Takipler yapıldı ve muayene neticesinde tetkik isteme. Bakın tetkik isteme yükümlülüğü geçti. Türkiye bu konularda çok başarılı oldu. Niye? Hakikaten Türkiye'de MR sayısı, tomografi sayısı dünya standartlarının ve istatistik bilgilere göre de nüfus orantının çok çok üzerinde. Üreticileri Hollanda, Almanya gibi, Japonya gibi ülkeler olmasına rağmen dünyadaki tomografi varlığı bizi bu konuda çok yetkin ve yeterli kıldı. Neden? Hastanın takibinde biz test negatif çıksa da Yeterince olumsuzluklar ya da yansımalar olmasa da etkin bir şekilde tomografi takibiyle çok daha iyi teşhisler ve tedavilere ulaştık. Çok önemli bir konu. Bu Kesinlikle. Hocam. Yani biz hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu sağlığı açısından baktığımızda yatak malzeme ve bu tür uygulamalarla çok etkin bir rol aldık. Gebelik takibinden biliyorum ultrasonla takibi her ülke Türkiye gibi yapmıyor. Evet. Şimdi o sınırı bazen böyle devreye geliyor. Çok farklı bir konu. Ee, hani hastanın sayısının fazlalığı, Türkiye'deki çalışma hekim sağlık sisteminin kurulum farklılıkları bizi çok etkili bir hale getirdi. Yatak kapasitesi ve yoğun bakım yatağı açısından da. Teşhis koymak, COVID ile ilgili teşhis, tedavi etme yükümlülüğümüz. Zaten bu tedavi etme yükümlülüğünde de hekimin bireysel şeyi kalktı. Bakın ben bir fizik tedavi uzmanıyım. Hasta geldiğinde ben ona istirahat, ilaç, fizik tedavi, diğer uygulamalar, enjeksiyon, bir takım farklılıkları önerebiliyorum. Ama burada tedavi ederken özellikle COVID ne sağladı? Elimizde tedavi protokolleri var. Sağlık Bakanlığı ne yaptı? Arada bir protokollerde yenilemeler yaptı, değişiklikler yaptı, bazı ilaçları ekledi. Bununla ilgili şunları baştan, baştan şöyle koyalım yaptı. Bu bizi çok etkili kıldı. Ama pandemi nedeniyle yabancı ülkelerin, dış ülkelerin bize bazı konularda itiraz oldu. Ya bu ilaç biraz daha hoyrat kullandınız, biz daha dikkat ediyoruz. Yani etkilerinde sıkıntı var, şöyle oldu, böyle oldu. Ama bu işlerde de gerçekten ilaç politikaları ya da ülkeler arası politikaların da siyasetin de çok yeri var sayın dinleyicilerim. Haliyle burada da her şey sınırlar yüzde yüz belli değil. Çünkü bu uluslararası bir etkilenme olduğu için, pandemi olduğu için neyin doğru olduğunu ve istatistik bilgilerin tam doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Aydınlatma rıza alma yükümlülüğü, rıza alma yükümlülüğü kalktı. Aydınlatma var. Aydınlatması olmaz. Size şimdi şunu yapacağız. Çünkü bu zaten bir insan hakkı. Karşınızdaki kişi bir makine değil ki. Düğmelerini açıp ona bağlayacaksanız. Onun bilincinin açık olmasıyla ilgili olarak gerekeni yapmak durumundasınız. Takip kontrol etme yükümlülükleri, kayıt tutma yükümlülüğü. Bakın o kadar önemli ki. Covid hastanın kaydının tutulması. Bunu sadece hekim değil. Hekim ve sağlık ekibi açısından. Çünkü o veriler bize tedavinin daha sonraki süreçlerinde diğer hastalar üzerinde bir takım değişiklikler hakkında bilgi ver. Sır saklama yükümlülüğü. Sır saklama yükümlülüğü zaten işte sizin de baştan söylediğiniz gibi kişisel sağlık verileri ve kişisel verilerin tabi bununla ilgili çok ilginç dava süreçleri göreceğiz, yaşayacağız. Bununla ilgili çok soru geliyor ama maalesef ki sistem bu şekilde olmayı sağladı ve burada da zafiyetler çıktı. İlk böyle hoyrat paylaşımlar hatta hekimler arasında Facebook grubu var. Covid'li hastalarla ilgili COVID hastalarının COVIDle mücadele eden hekimlerin aralarındaki Facebook grupları. Orada ilk başta gerçekten çok kişisel veriler paylaşıldı, sağlık verileri paylaşıldı. Orada hemen müdahaleler de bulunduk biz ve neticede bunların doğru olmadığını damgalamaya şimdi... da yol açabilir mi hocam? Açar. Bilirki süreçte. Tabii, açacak. Yani bu kişi COVID geçirmişti. Dikkat edelim. Kesinlikle. İşte onun izolasyonu tecritini yani çalışma ortamında bile. Şimdi onu çaktırmadan bazı kurumlar incitmeden de yapabiliyorlar. Siz iyice iyileşin, size ihtiyacımız yok. Bir iki ay sonra göreve başlayın falan gibi böyle rahat çalışma ortamlarında. Yani o kişi iyileşme süreç geçmiş. Çünkü bu Covid hastalığında zaten birazdan şu sunumun hemen akabinde aslında onu şimdi de söyleyebilirim. En çok gelen sorulardan birisi şu: Ya ben hastayım, oraya gittim. Ben normalde gittim kulak burun boğaz muayene olacaktım. Bir şikayetim yoktu ya da göze muayene olacaktım. Daha sonra Covid çıktı. Ben oradan kaptım. Ben dava açmak istiyorum. Bazı avukat arkadaşlarımız da bunu yazışmalarda da görüyorum. Evet idare bundan sorumludur. İyi de hukukun temelinde ne vardır? Haksız fiilde illiyet vardır. İlliyetini ortaya koyamadığınız, evet bir takım karineler var ama illiyet ortaya koyamadığınız durumda bunu sağlayamazsınız yani. Aynı şey şimdi hekimler açısından İşim da hukuk var. açısından da bu konu Kesinlikle. konuşuldu. Kesinlikle tabii şimdi ben onunla işçi işveren ilişkisi işte Covid'li hastanın bu hekimse bile e, bir iş kazası mı, meslek hastalığı statüsünde evet. mi değerlendirecek? bununla ilgili hala tartışmalı alanlar gidiyor. O alana da gelmek istiyorum ama şu hekim Kesinlikle. haklarını bir e, hızlı geçeyim Hı -hı. çünkü tartışmalı alanlar var, soruların yoğun geldiği alanlar. Onlara bir. Hekimi şimdi burada bir takım hekim hakları bildirgesi var ve burada da hekimin haklarında bireysel hakları var. Hekimin bireysel hakları bir kere hekim tekelciliği var. Hekim bu faaliyetini hekim dışında bir kişinin yapmaması gerekiyor. Zaten bunlar ilgili bir sıkıntı yok. Bazen 1219 sayılı kanuna göre hekim olmayan insanların bazı tıbbi müdahalelerde özellikle kozmetik ya da para kazanma sayıklı işlemlerde bunu görüyoruz. Bununla ilgili gereken işlemleri zaten yapıyorlar. İşte burada hekimin bireysel hakkı sağlıklı olmak hakkı var. İlk başta bununla ilgili sıkıntılar yaşadık. Tabii. Ne oldu? Hatta... <laughs> en son geçen ay rahmetli olan benim gibi benden de bir iki yaş büyük askeri doktor Cenab Şevli Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. E, hocam benim de iyi tanıdığım pırlanta bir insan çalıştığı hastanede bunu çeşitli defalar deklere ekti. İşte bazı teknik cihazların malzemelerin kullanım şeylerinin olmadığı ama sonra bunlar değişti kalktı. Yani sağlıklı olmak hakkı hekimin mutlak hakkı. Bu hukuk hocaları tarafından da tartışıldı. Hekim elindeki donanımı ya da sağlık ekibi elindeki donanımı olmadan rahatlıkla tedaviye nasıl girsin? Çünkü bir savaş ortamındasın görmediğin bir mikrop ve canını ortaya koyuyor. Ve istatistiklere göre hekimler çok yüksek oranda ölüm oranlarıyla enfeksiyon yani bununla ilgili enfekte durumla karşılaştı. Dolayısıyla hekimin sağlıklı olma hakkı bununla ilgili mutlak bir halk hak ve bu sağlanamadığı takdirde iş yapmama Heh, onu soracaktım. Ben çalışmıyorum bu koşullarda Tabii, diyebilir o zaman. Diyebilir. Çünkü kendi sağlığı ölüme gitmek gibi. Yani ben şimdi bir askeri kişiyim. Savaşta da aynı durum. Üzerinde tesisatın yok, silahın yok. Siz tanka karşı bir mücadele edeceksiniz. Böyle bir şey olamaz. Bu hep tartışmalı oldu. Bir takım hukuk hocalarımız hayır bu sizin mutlak hakkınız. İşte e, sorumluluklarınız buna ama donanımın olmadıktan sonra her mücadelenin de bir altyapısı ya da donanım olması evet. gerekir. Hekimin güvenlik hakkı. Hekimden hastaya doğru yönelmiş, hekime doğru yönelmiş bir takım güvenlik hakları. Bunlar da etkilendi. Bu hakkı da kullanması lazım. Şiddet ve can güvenliği problemlerimizde artış oldu. Covid'e rağmen bakın bir takım torba yasayla değişiklikler olmasına rağmen bu hakta da ilgili bir çok pozitif sonuçlar ortaya çıkmadı. Mesela saygınca davranış görme, baskı altında kalmama hakkı. Hekim şimdi baskı altında kaldı. Ama bununla ilgili mesela bana hekimlerden şöyle soru geldi. Ben 15 yıldır anestezi re reanimasyon uzmanıyım. Ama 15 yıldır ağrı tedavisiyle uğraşıyorum. Tamamlayıcı tıp yapıyorum. Şimdi beni görev olarak ameliyathanede görevlendirdiler. Şurada görevlendirdiler. Ben bu işi yapmak istemiyorum. Hocam yapmak zorundasın. Niye? Sen öncelikle bir pratisyen sonra bir anestezi reanimasyon uzmanısın. Senin uğraştığın diğer alan kozmetik alan o şartlar altındaki bu COVID'den önceki süreçte vardı. Ama şimdi sen ben o hakları kullanacağım. Benim öyle bir tedaviye girmemem diye bir durumun yok. Dolayısıyla onlar da sınırlı. Ya da bir takım şöyle bize sorular geldi. Cildiye doktoruyum, göz doktoruyum. Ben Covid ile ilgili işte ana branşlar, enfeksiyon hastalıkları ya da e, dahiliye ya da solunum sistemi hastalıkları ya da kulak burun boğaz uzmanı değilim. Ben orada görev yapmak istemiyorum. Hayır zaten bir cildiye uzmanına, benim gibi bir fizikte daha uzmanına ya da bir takım farklı uzmanlıklara verilen görev ne ile ilgiliydi? Tecrit ve takiplerle ilgiliydi. Ana unsurdaki tedavi protokolüyle ilgili değildi. Hepimiz öncelikle tıp fakültesinden mezun olduğumuzda hekim ünvanını aldığımız için hekim olarak pratisyen hekimiz ve pratisyen hekim görevleri verildi. Dolayısıyla pratisyen hekim görevini ben hayır onu istemiyorum deme şansına sahip değiliz. Dolayısıyla hekimlerin de burada yanılgıları ortaya çıktı. Ama daha sonraki süreçler bu bireysel haklarında da hekimin doğruları yanlışlar oturdu. Tıbbi bilim ve teknoloji gelişmeleri izleme sürekli eğitim hakkı var. Bu konuda hiç zafiyetimiz yok. Bu süreçte de devam etti. Gerçekten başta Sağlık Bakanı olmak üzere diğer bütün yardımcı unsurlar ve eğitim grupları özellikle televizyonda gördük. Bu pandemi sürecinde hala devam etmekte olan bilim kurulları çok etkin bu konuyla ilgili algoritmaları, değişkenlikleri ve yeni gelişmeleri eğitim süreçlerini bize verdi. Makul sayıda hasta bakma hakkı, maalesef bu hakkı kullanma şansımız olamazdı. Neden? Çünkü önünüze gelmiş bununla ilgili triyaj yani hastanın türüne göre ayrılmış yoğun bakım odur budur. Ben burada tedavi etmiyorum, seni başka bir ülkeye sevk ediyorum deme hakkımız yoktu. Dolayısıyla makul sayı yok. Hekimin yeterli izin ve istirahat hakkı yok oldu. Niye? İstirahat etme şansın yok. Zaten istirahat etsen de gitmiyorsun çocuğunu, aileni enfekte evet. etmemek için. Hekimler gördünüz, gerçekten aylarca çocuklarını görmeden otelde kalarak, sağda solda kalarak süreçlerini devam ettirdiler. Ve izin hakkı durdu. Hatta başında Devlet Sağlık Bakanlığı bir takım genelgeler yayınladı. Hekimlerin istifa etme, emeklilik isteme hakkı, tayin talep hakkı bunlar durdu. 3 ay hiç kimse özeldekiler bile ben sizi bir yere oynatmıyorum. Siz benim yedek e, personelimsiniz bir durum olduğunda haklı olarak bütün etkinliğini ortaya koydu. Hekimin yönetsel süreçlere katılma hakkı çok olmadı ama bilim kurulları sürecinde bakın yönetsel süreçlere katıldı. Ne kadar? Dinlenebildiği kadar. Hekim tıbbi durumunu ya da tespitini ortaya koyduktan sonra COVID ile ilgili idare bu konuyla ilgili yönetimde onun katkılarıyla bir takım etkinliklere, değişikliklere, kararlara, genelgelere ulaştı. Hekimin etik ilkelere bağlı olma hakkı var. Doğru. Hekim bundan taviz vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nde biz olması gereken etik ilkelerden gerçekten taviz vermedik. Niye? Sağlık hukukunda Türkiye gerçekten sağlıktaki liderliği, üstünlüğünü, bakın dünya bunu tescil etti, sağlık hukukunda da sağladık. Uluslararası normlara, biyotik sözleşmelere, diğer sözleşmelere, hastakları bildirgelerine eşit uyarak ve fazlasıyla dikkat ederek biz ilkelere de bağlı olduk. Niye? Biz hastaları yaşlı genç ayrımı yapmadık. Ve işte o tedavi öncelikli bu değildir bunları yapmadık. Ve bununla ilgili devlet de görevlerinde hekime destek oldu. Hekimin tamamlayıcı, daha doğrusu hekim mesleki zorunluluk sigortalarında klozlarda değişiklik yaptı. Covid ile ilgili süreçleri bunun içerisine kattı. Onunla ilgili olarak SSK, SGK üzerinden bir takım değişiklikleri hekimi güvenceye alacak şekilde oluştu. Sonuçta hekim yararlılık, zarar vermeme, adalet ve özellik ilkelerine bağlı olarak bu hakkında kullandı. Hekimin tedavi belirleme hakkı var. Bu belirleme hakkı aslında kayboldu. Niye? Elimizde bir protokol var. Her hastaya göre değişkenlik olmakla beraber çok az hekimin burada etkinlikleri söz konusu oldu. Hekimin danışma hakkı. Bakın hekimin danışma hakkı mutlaktır. Konsult etme diyoruz. Evet bunda bu hak çok daha fazla genişledi. Birlikte kararlar ya da şefin eldeki protokollere göre uygun karar verme. Hekimin kendi değerlerine ters uygulamalardan kaçınma hakkı. Aslında bu hak daraldı. Niye? Çünkü ben efendim şimdi hasta dururken şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapmam, bunu yapmam durumu söz konusu olmadı. Niye? Artık devlet gücü en üstün. Hekimin gelir düzeyi talep hakkı. Bu hakkı var ama hekim bunda da çok fazla ses çıkaramadı. Bu hak iyice biraz eridi. Niye? Çünkü daha önceden hekimler özellikle performans sistemine bağlı olarak getirdikleri donanım ve para durumu. Şimdi COVID sürecinde bundan olumsuz etkilendi. Neden? Çünkü SGK bağlamında hastaneler diğer hastalar açısından yeterince performans sunamayınca hekimler daha düşük ücretle hizmet etmeye başladı. Ama bu konu Türk tıbbında ciddi bir sorun oluşturmadı. ve hastaya ilişkin hekimin hakları var. Hocam sizin... Siz devam edin hocam. Hastaya ilişkin hakları var. Hastasına yeterli zaman ayırma hakkı. Bu hakkını aslında hekim kullandı. Niye? Çünkü mecbur. Bununla ilgili devlet gerçekten protokollerinde ve açmış olduğu şehir hastanelerinde hatta büyük farklı endemi, epidemi, pandemi hastanelerinde bununla ilgili yeter zamanı sundu. Hekimin tıbbi müdahalede bulunması için uygun şartların sağlanmasını talep hakkı var. Bu şartlar zaten sağlandı. Niye hekim? Daha sonra maskesiyle, donanımıyla, işte siperliğiyle, koruyucu kıyafetleriyle, hijyeniyle bunlar da oldukça etkin bir noktaya ulaştı. Anemnez alma, muayene etme hakkı nispeten kullanabildi. Tetkik isteme, tedavi bunlarla ilgili sıkıntı olmadı. Çünkü takiplerde zaten biraz önce de hastaklarında hasta yükümlülüklerini saydığımız gibi tomografi cihazıyla birlikte çok etkin uygulamalar yaptık. Uzmanlık dışındaki Bakın ilgili uzmanın varlığında uzmanlık dışındaki hastaya bakmamak hakkı. Şimdi uzmanlık dışındaki hasta ama böyle bir durum yok. Ama uzman olarak bakmadı zaten. Pratisyen hekim olarak baktı. Hastayı reddedebilmek hakkı var. Bu ancak kendine mutlak olarak ulaşmış bir e, fiili olumsuzluklar durumunda söz konusu olabilir. Ama bu hak da mutlakiyetini yitirdi. Kesinlikle hekim ben bu hastaya bakmam gibi bir durumla söz konusu çalışma sergileyemedi. Tedavi bitmeden hastayı bırakabilmek hakkı. Bakın böyle bir durum olmadı. Hastayı tedavi bitmeden tam sonuca ulaşmadan hiçbir şekilde sağlık kurumu, hekim, hastane ve bıraktırma söz konusu olmadı. İyileşme ve sonuç garantisi vermeme hakkı. Evet iyileşme sonuç garantisi bu hakkımız her zaman mutlaktır. Ama iyileşmemiş hastayı hadi sen iyileştin diyerek enfeksiyon riskiyle orada diğer insanları enfekte edebilme potansiyeliyle evine gönderme durumunda söz konusu olmadı. Hekimin hastanın güvenliğinden sorumlu tutulmama hakkı var. Bu mutlak bir haktır. Hastanede hekim çalıştığı hastanede hastanın başına bir iş geldiğinde hekimle bağlantısı yoksa illiyeti yoksa ondan sorumlu tutulmama hakkı söz konusu. Şimdi hastanın tanı ve tedavinin uymasını beklemek hakkı zaten onlar takiplerde çok önemli. Bakın bu hakta şöyle bir sınır var. Bana şöyle bir soru geldi. E, hasta yoğun bakım hastası değil serviste takip edilen bir hasta ve bu serviste tedavisi yapılan hastanın yanına refakatçi alıyorlar. Doğru hastanın kim refakatçi olur? Eşi, annesi, babası, kardeşi vs. akrabası. Refakatçiye demişler ki. Şu önlüğü, şu koruyucu malzemeleri gidin alın gelin bunları sağlayın. Hayır çok yanlış. Çünkü refakatçi bunları sağlamak zorunda değil. Bunları kim sağlamak zorunda? İdare. Yani hastane başhekimliği sağlamak zorunda. Neden? Refakatçi hastaya faydalı olmak için var ama esasen hastaya faydalı olurken hastanenin ve sağlık ekibinin eksikliği tam sayısal olarak olmaması bakım ihtiyacı için destek olmak maksatlı olarak orada. Sorumluluk kimde? Sorumluluk hastanede, idarede. Dolayısıyla o malzemeleri sağlamak zorunluluğu kesinlikle idarededir. Ve ben bunun hemen söyleyince, başhekimle görüşünce bu ifadeleri bunların hepsi toparlandı. Bilmiyorum sporadik dediğimiz tekli durumlar söz konusu olmuş olabilir ama işin temelinde bu çok önemliydi. Hastanın tıbbi kararı aktif katılımını bekleme hakkı. Böyle bir şey yok. Hastanın tıbbi kararını bekleme durumu COVID'de söz konusu olmadı. Hekim de bu hakkını kullanamadı. Hekimin ücret isteme hakkı o zaten iyice daraldı. Hekimin toplumsal bir takım hakları var. Bakın sağlık politikalarının belirlenmesine katılma hakkı var. Evet, hekim sağlık politikalarının belirlenmesine COVID süreci içerisinde hocalar ya da bilim kurulu vasıtasıyla katıldı. Bu hakkını kullandı. Ama bu hakkında tespit olarak katıldı. Yaptırımsal etkinliğini bakanlık ya da diğer cumhurbaşkanlığı nezdinde ne kadar oluşturdu onu burada benim belirleme ya da net olarak tanımlama şansım yok. Mesleki birlik ve dayanışma içerisinde olma hakkı. Bakın bu çok önemli bir hak. Tabipler Birliği, tabip odaları bununla ilgili hekimlere her zaman destek oldu. Siyasi, sosyal hiçbir baskı altında kalmama hakkı. Evet, şükür biz bu konuyla ilgili tıbbi müdahalelerimizde, çalışmalarımızda böyle bir baskı altında kalmadık. Şimdi hekimin bu hakları ile birlikte esas sorun hekimle ilgili bir takım konularda bize Hekim hastalandığında ya da sağlık çalışanı hastalandığında durumunun ne olacağı üzerinde yoğunlaştı. Durumunun ne olacağını şöyle söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki bununla ilgili çok farklı açıklamalar yapıldı. İş kazası ya da meslek hastalığı gibi. Bunu özellikle 63-31 sayılı iş sağlığı güvenliği, 5510 sayılı sosyal sigortaları genel sigortası kanunu ve tüzük yönetmelikler genelgeler çerçevesinde şöyle biz bir hukukçu hekimler enstitüsü olarak bir çalışma yaptık. Ve bununla ilgili olarak bir derlediğimizde şunu vurgulamak istiyorum. İş kazasında 5510 sayılı kanun 13 maddesi iş kazasını diyor ki sigortanın iş yerinde bulunduğu sırada işveren tarafından ve olan iş nedeniyle iş yerince sağlanan bir taşıtın işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedene ya da ruhen engelli hale getiren olay iş kazası. 63-31 sayılı iş sağlığı güvendiğine göre tanım iş yerinde ve işin yürütülme esnasında meydana gelen Ölüme sebebiyet veren ve vücut bütününü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay. İLO'ya göre belirli bir zarar ve yaralanmaya yol açan önceden planlanmamış beklenmedik bir olay. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre önceden planlanmamış çoğu zaman kişisel yaralanmaları, makinelerin araç ve zararlarına uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan olay. Türk Dil Kurulu sözlüğüne göre ortaya çıkan, oluşan durumun ilgi çeken ve çekebilecek tutan her türlü iş, hadise, vaka veya ölüm, önemli tarihsel olgu, fenomen gibi açıklanması. Sonuçta Hekimlerin başına gelen, Türk tepler Birliği'ne göre iş kazası, iş yerinde veya işten kaynaklanan ani bir olayın kişiye zarar vermesi. Meslek hastalığı ise işe bağlı maruziyet sebebiyle çalışanda zaman içinde bir hastalığın ortaya çıkması olarak tanımlandı. Şimdi meslek hastalığı tanımında ikisinin arasındaki en önemli fark birinin anlık olması, diğerinin belli bir kümülatif yani çalışma ve sürecin sonucunda ortaya çıkması. Dolayısıyla ulusal mevzuatımız, uluslararası ilgili örgütlerin tanımları, yargı kararları ve uygulamalarda birçok farklılıklar tespit edildi. Ve bununla ilgili bir takım farklılıkları değerlendirimize iş kazasının anlık meslek hastalığının bir süreç olduğunu ortaya koyduk. Bu çalışanların COVID-19 pozitif iş kazasından çok bazen meslek hastalığına doğru yaklaştı. İş kazalarının meslek hastalığının bir bildirimi var, 3 gün içerisinde bildirim var. Ama burada bir iş kazası bildiriminde önemli bir... Daha doğrusu bir şart yokken meslek hastalığında bir heyetle sağlık kurulunca meslek hastalığının tespit edilmesi var. Daha zor bir süreç ve bunlar derken COVID-19'un meslek hastalığı bildirim için bir sosyal sigortalar yüksek sağlık kuruluna başvuru yapılması gerekiyor. Onun vereceği kararlara bağlı olarak da bu bildirimler var. Sonuçta meslek hastalığı, iş kazası arasında gitme gelme derken Türk Tabipler Birliği basın açıklamasında Fransa'da Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyu meslek hastalığı olarak açıklamasını, Türkiye Cumhuriyeti'nde Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir yazısında Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne bu işi meslek hastalığı kabul edin. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderdiği yazıda iş kazası olarak bildirim yapın gibi önerilerle karışık bir sonuç ortaya çıktı. Sonuçta sağlık çalışanı ve hukuk açısından en büyük sorun Bulaşın nereden olduğunun tespitidir. Bakın baştan söylediğim. Hasta açısından baktığımızda bulaş nereden oldu? İlliyeti kesinlikle ispatı sağlanamayacak bir durumdur. Fakat olay bir sağlık çalışanı hekim bazında meydana gelince yine illiyet kurmakta sıkıntı var. Ama COVID-19 maruziyetinin iş yerinde olmadığını ispatını idareye yükledi. Dolayısıyla dolayısıyla kıyaslanamayacak örgüde sağlık çalışanının burada pozitiflik çünkü çok yüksek sayıda. Yani iş kazası açısından yaklaştı. Sonuç bunun iş kazası üzerinden hukuki sonuçlara ulaşmak daha zaman alıcı ve kısa olarak değerlendirildi. Ama hala belirsizlikler devam ediyor. Bu belirsizlikler üzerine bakın ismini de zikrettiğim Cenab Şevli rahmetli abim hocamız onun ailesi avukatıyla birlikte iş mahkemesine bir iş kazası tespiti üzerine dava açtı ve süreçleri takip edeceğiz, göreceğiz. Ama her halükarda hekimin bunlar olumsuz etkilenmesi, bununla ilgili ölüm aylığı, kişilerin geliri, tazminatlar ve süreçler biz önümüzdeki süreçlerde önemli derecede bekleyen bir takım olumsuzluklar ya da olumluluklar ortaya koyacak. Bir soru geldi, onunla ilgili bakıyorum. Şimdi e, ötenaz hukukumuzda suç olduğuna göre hastanın beslenmesini reddetmesi, tedavi reddetmesi halinde ikisi de ölümle sonuçlanacağına göre doktor tedavi yapmamakta ötenaz suçunu işlemiyor mu? Hayır, ötenazi suçu hekim tarafından aktif ya da hekim tarafından yapılması gerekeni yapmayarak pasif bir duruş. Ama bu duruş nereye kadar? Hastanın bilincinin kapalı olmasına kadar. Aynı ölüm oruçlarındaki gibi. Ama burada hangisi? Hekimin yükümlülükleri mi ön plandadır? Hastanın hakları mı? Bireysel olarak hastakları en üstte tutuluyor. Ama bu Covid için söylemiyorum bunu. Hastaklar en üstte tutulduğu için bilincini kaybedene kadar duruyorsunuz. Ama ondan sonra müdahale etmemiz lazım. Yani hekimin bu tıbbi süreçlerindeki yaptıkları ötenazi olarak algılamıyor. Zaten ötenazide ne aktifi ne pasifi herhangi bir şekilde bizim kanunumuzda da müsait değil. Yalnız ötenazi kelimesiyle anılan yine bir uygulamamız var. İlaçları kullanırken biz bazı ilaçlarda, Covid'de de bu geçerli oldu. Bazı deneysel ilaçlar var. Hasta artık terminal safhaya girmiş, agoniye doğru gidiyor. Yani ölüm yaklaşmış, ölüm anında artık süreçler değişik bir boyutta. Orada artık deneysel bir takım çalışmaları devam eden ilaçları kullanabiliyoruz. Bu kullandığımız ilaçların da belli süreleri var. Şu kriterlere, şu sonuçlara ulaşıldığında o ilacı bizim kesmemiz gerekiyor. Onu kestiğimiz zaman da ortaya ölüm hali çıkıyor. Biz onun zaten o süreçte, o saatten, ondan sonra olacağını biliyoruz ama burada hekimin yapması gerekenler yapılıyor. Hekimin yapmaması gerekenler de yapılıyor. Dolayısıyla bir ötenazı gibi değil. Şimdi Covid çok geniş bir konu. Covid'in çok etkilediği ve son dönemde özellikle Türk hukuku açısından ve sorumluluk hukuku açısından ortaya çıkardığı bir konu var. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü zaman açısından da bir oturumda sizleri de çok fazla sıkmak istemiyorum. Hekimle hastanın yan yana gelmemesi Türk deontoloji tüzüğü ya da bizim bir takım kanunlarımızın müsaadesinde ortaya çıkan bir süreç vardır. Hekim hasta yan yanadır. Hekim onu yükümlülükleri sırasında özen yükümlülüğü, bireysel edim yükümlülüğü, muayene etme, anamnez dinleme yükümlülükleri kalktı. Ne oldu? Tele tıp dediğimiz araya iletişim cihazlarının, bir takım teknik uygulamaların girdiği bir tablo geldi. Şimdi bu bizi hukuksal olarak etkiledi. Ondan bahsetmek istiyorum. Aslında 1970'lerde bu ilk çıkmaya başlamıştı. Eğitimler de ortaya çıktı. Şu anda bizim yaptığımız gibi. Araştırma ve değerlendirmelerde bilgi transferlerinde önemliyken burada en önemli konu teletibbın tıp ve sağlıkla ilgili ögeler var. Bilişim ve bilişim teknolojileri kullanılıyor. Hizmet, eğitim, yönetim bulunan ana teması ama en az ikisi birbirinden farklı alanda. Ne kadar farklı, ne kadar yakın? Arada bir duvar var. Birkaç metre yakın olabilir. Neresi? Uzay. Yani uzaydaki Dünyanın öbür tarafındaki uzay aracındaki bir kişinin, astronotun Türkiye'den tedavi edilmesi. Bunlar tele tıp tarzında. Şimdi tele tıpta standart bir sınıflama yok. Bununla ilgili farklı farklı konsültasyon, e-reçete, telebakım gibi işlemler var. Ben buradan COVID ile ilgili süreçte de önem taşıyacak çünkü Alman tele tıp hukuku 2019 yılında bir kanunlaştı Kasım ayında. Bu kanun Avrupa'daki temel kanunlardan birisi oldu. Dünyada teletip iyi uygulayan İsviçre, Almanya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Nüfusun çok büyük oranı Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 milyonun üzerinde insan kırsal kesimde ulaşımı zor bölgelerde olup tedavileri teletip aracılığıyla yapılmaktadır. Şimdi bazı tanımlara girmek istiyorum. Tele sağlık aslında bu e her tele sağlık en üst bir tanımlamadır. Tele bakım hastanın bakımının işte takiplerinin iletişim cihazlarıyla yapılması, teletipte tedavi edici, daha ziyade tedavi uygulamaları var, koruyucu, destek tedavileri gibi. E-sağlık dediğim gibi en tepede, hatta e helt kanunu olarak alınıyor. Bunun içerisinde çünkü kişisel veriler var. Bununla ilgili müthiş bir bilgi toplanması ve bu bilginin tek kaynakta olması. Aslında Türkiye bu konuda SGK üzerindeki medulla sistemiyle, Sağlık Bakanlığı üzerindeki renkli reçete sistemiyle bunlara sahip. Ve bir de tele-sağlık kelimesi, bu yeni bir kelime, uzaktan kontrolü hastanın, Yönetimi Şimdi bunu niye önemsiyorum? Aynı anda senkron yani hasta ve hekim aynı zaman dilimi içerisinde bulunuyorlar. Buna senkron teletip kaydet ve bir de asenkron var. Asenkronda da hasta ve hekim ayrı ayrı zamanlarda hekim bilgiyi yüklüyor. Farklı bir dilimde hastaya gönderiliyor. Kaydedilen bilgi hekim tarafından hastaya ya da kurum tarafından o da ona göre dönüş gerçekleştiriyor. Şimdi bunların etkinliğinde Hizmetleri, tele tıp hizmetlerine baktığımızda tele triyaj, yani hastalıkları ayırıyorsunuz. Acil durum tespiti aslında bu. Özellikle ambulans çağrılmalarında onun önemini belirlemek açısından, mesela ben tele tıbbı silahlı kuvvetlerde Gülhane'de 1980 yılında ilk yaptığımızda kardiyolojik ambulansımız vardı, çok farklı donanımlara sahip ve Türkiye'nin en yüksek askeri telsiz sistemiyle EKG'nin falan gönderildiği tele triyaj. E tele konsultasyon yapıyorsunuz. Hasta ile ilgili bilgileri diğer hekimle paylaşıyorsunuz. Ondan alıyorsunuz. Tele teşhis var. Burada hastaya dokunmadan, beş duyuyu kullanmadan, aslında bunlar bizim hukukumuzda kabul görmüyor, onlara geleceğim. Triyajda, aciliyet durumunu tespit ederken, telekonsültasyonda ise biraz daha farklılık var. Tarama yapıyorsunuz, telemonitoring, takip yapıyorsunuz. Yani hastayı evinden takip ediyorsunuz. Kardiyolojik bir hastaya çıkardınız, evine gönderdiniz. Siz onu bilgisayar üzerinden, onun üzerindeki birkaç üç e, e, kanallı ya da 8 kanallı EKG'lerle takip ediyorsunuz. Bir de telecerrahi var, uzaktan teletip ekipmanları kullanarak yapılan robot ameliyatları. Bu birebir yanında bir hekim ameliyatı yapıyor. O hekim çok uzaktaki başka bir hekim tarafından yönlendiriliyor. Ya da yanındaki hekim hiç ameliyata karışmıyor. Robotun kolları çok uzaktan hastayı tedavi ediyor. Sonuçta bu hizmetler özellikle hangi alanlarda ortaya çıktı? Teleradyoloji, röntgenin laboratuvar bir takım uygulamaların okunması, işte tomografinin tomografinin değerlendirilmesi, MR'ın değerlendirilmesi gibi. O süreçlerden sonra telepatoloji, space'lerin ameliyat anında, ameliyat sonrası değerlendirmesi, dermatolojide, psikiyatride, kardiyolojide, gözde kullanıldı, göz içi takiplerde kullanıldı. Tele-nursing yani hemşire bakım sistemlerinin takibi, telefarmesi, e-reçete. Şimdi bunların hepsine baktığımızda, Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim kanunlarımız, sorumluluk hukukumuz, tele tıbbı uygun değil. Şimdi bununla ilgili niye uygun değil? bir takım faydaları tabii ki kaçınılmaz. Biz buna uymak zorundayız. Neden? Çünkü özellikle COVID süreci gösterdi ki tele tıp yani teknolojinin kullanılması, kişi mahremiyeti, bilgi paylaşımı, kişisel verilerin korunması, hekimin sorumlulukları, aydınlatılma onan nasıl olacak, hastanın tercihleri gibi gibi bir takım özellikli faktörler Mevzuatımızda bizim Türk Deontoloji Tüzüğümüz diyor ki madde 16 bizzat yaptığı muayene, hekim bizzat muayenesi. Hastakları yönetmeliği madde 11 diyor ki gereklere uygun teşhis tedavi bakım. Bunlar olmadıktan sonra verilen bir tıbbi karar doğru değil. Mevzuatımızda meslek etiği kurallarımızda muayenesiz tedavi yasağı var. Kusura dayanan sorumluluk var. Burada kusursuz sorumlulukta sıkıntımız var. Derken tıbbi müdahale size tanımladım. Bununla ilgili biyopsikososyal iyilik halini oluştururken Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık anayasasında hekimin reçete düzenlemesi için net muayene oluşturması lazım. Çünkü reçete bir emir. İlaç reçetesi var, tıbbi malzeme reçetesi var, gözlük reçetesi var, fizik tedavi reçetesi var, diyet reçetesi var ve Hukuksal anlamda reçetede üçüncü şahıs ilişkisi var. Dolayısıyla hasta gidecek, e-reçetesiyle ilacını alacak ya da diğerleriyle birlikte diğer malzemelerini alacak. Yani bir emir unsuru içeriyor. Bu emir unsuru bizim kanunlarımızda, hukukumuzda şu anda hekime yaptığı sorumlulukları başta saymıştım. Yükümlülükleri, bütün hepsini tam olarak yapma zorunluluğu geliştiriyor. Sonuçta bizim kusur sorumluluğumuz varken burada müşterek ve müteselsiz sorumluluklarımız da reçete bazında ortaya çıkıyor. Ve hastaklarında bakım profesyonellerinin lisans yazılımları, kişisel veriler derken sıkıntılı sürecimiz devam ediyor. Bunun için önerimiz ne? Alman teletip hukuku ya da Avrupa karasal teletip hukukunun bize de onlar çünkü 2022'ye kadar bunun geçişini yapacaklar. Temel ana bütün bilgilerin alınması, bütün entegrasyonun hekimlerin ve hastaların oraya kaydedilmesi, bir grubunun zorunlu olmadıktan sonra tercihi olarak kaydedilmesi, ve e-reçete sisteminin biz bazı konularda ataçmanlar olarak buna hazırız. Yerine getirilmesi ve uygulamaya geçilmesi. Onun için biz de önümüzdeki süreçte COVID'in getirdiği bu gereklilikle teletip kanununu inşallah oluşturmuş olacağız. Şimdi bir soru geldi Elif Naz Karagöz Hanım'dan. İş kazası ya da meslek hastalığı olmasının sonuç olarak farkı aslında sonuç olarak hekime kazandırdığı çok büyük bir farklılık yok. Sadece ulaşım hızı anlık ya da sonraki süreçler derken tabi bununla ilgili tartışmalarda devam ederken sonuçta şu var ister o olsun ister o birinde ispatlılık birinde kurul kararlılıkları ötekinde bildirim ama neticede Türk Tabipler Birliği ve tabip odaları şöyle bir tutanak belirledi. Siz dedi girişinizi yapın bunun bir iş kazası olarak müracaatlarınızı yapın daha sonraki süreçler içerisinde gelişen hukuki değerlendirmelere göre de bununla ilgili gereken sorumluluklar bununla ilgili gereken hukuki yollara gidilecektir dendi. Sayın izleyicilerim ben e, hızla aktarmaya çalıştım. Çünkü gerçekten zaten bizim 24 saat 32 saatlik verdiğimiz e, sağlık hukuku, tıp hukuku uygulamalarında COVID çok etkiledi. Bakın hep biz tıp hukuku üzerinde durduk. Tıp hukukunda temel neydi? Hasta, hekim, hastane, idari ilişkisi. Ama sağlık hukukuna geldik şimdi. Niye? Çünkü çevre sağlığı da bizi etkiledi. Marketlerin süreci de bizi etkiledi. Kamu sağlığı açısından umumi sağ kanunu her şeyin önüne geçti. 1219-1928 tarihli kanunumuzdan neredeyse biz artık biraz daha böyle uzaklaştık. Seyahatler değişti, seyahatlerle ilgili bütün ulusal uluslararası turizmle ilgili kanunlar etkilendi. Yani tam bir sağlık hukuku oldu. Sağlık hukuku supra bir kanun, supra bir sağlık sistemiydi. Neydi? Bütün Sistemler dahil, tıp hukuku dahil, hastanın sağlığı üzerinde etkili olan her şey sağlık hukukunun konusuydu. Dolayısıyla Covid gerçekten bizi sonuçlarıyla birlikte çok etkileyen bir süreç oldu. Ben detay açısından benim Facebook'ta ya da sosyal medya üzerinde Instagram'da Hekim Hukukçu Ahmet Erzurumlu olarak ulaşabilirsiniz. Sorularınıza her zaman cevap verebilirim. Birlikte değerlendireceğimiz hususlar olur. Hani lütfen kusuruma bakmayın zamanımız çok daha fazla olsa online eğitimleri interaktif olmayı ya da canlı eğitimleri inşallah şartlar uygun olduğunda sağlık hukuku eğitimlerinde ben ve çok güzel kıymetli hocalarımla birlikte sağlık hukuku sertifika eğitim programlarında sizleri görmek isterim. Zaten o eğitim programlarında yeni süreçleri bu COVID ile ilgili değişkenlikleri hızla adapt ettik. Onları da vermek durumundayız. Çünkü dava şekilleri değişti. Bununla ilgili süreçler değişti. Değişecek daha da ilginç olacak. O yüzden ben ilginize çok teşekkür ediyorum. Bana Dinlemek fırsatını bana bu imkanları vermiş olduğu için Türkiye Barolar Birliği çalışanlarına, yetkililerine çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Maskemizi takalım, hijyenimize bakalım, gerekli sosyal ya da fiziki mesafemizi sağlayalım. Bunlara izolasyon diyoruz. İnşallah tecrit edilmeye ya da özellikle bir takım kısıtlamalara tabi kalmayız. Hepinizi sağlıklı günler, başarılı günler, sağlıklı çalışmalar diliyorum efendim.